Bizler tevekkül etmediğimiz takdirde, ihlas ile hareket etmediğimiz takdirde bugün bu eleştirdiğimiz toplumdan olmamamız kaçınılmazdır neredeyse. Çünkü bu toplum Allah'a iman ettiğini söyleyen ama Allah Subhanahu Teala'nın kitabına, Allah Subhanahu Teala'nın Resulüne uymayan, Allah'ın peygamberine inandığını söyleyen lakin hayatına peygamberi sokmayan, Allah'ın kitabını iman ettiğini söyleyen ama Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabına değer verenlere değer vermeyen. İhlas, tevekkül ve sabretmek. Bu üç şey konusunda biz eksiyiz. Biz tevekkül konusunda, ihlas konusunda peygamberler gibi, peygamberimiz gibi, sahabesi gibi olabilir isek bence başarı artık kaçınılmaz olacaktır. Bizler başarısızlığı görsek dahi bu böyledir. Çünkü bizler ne kadar yaptığımız işlerin sonucunda başarısız olduğunu düşünsek de bu bize göre başarısızlıktır. Aslında Allah Subhanahu Teala'nın katında bu bizim için bir hayırdır. Allah Subhanahu Teala Zümer suresinin 3. ayetinde Allah'a halis kılmamız gerektiğini. Yani Allah Subhanahu Teala'dan başka ibadet edeceğimiz, Allah Subhanahu Teala'dan başka kulluk yapacağımız hiçbir şeyin olmamasından, sadece dini Allah'a halis kılmamız gerektiğinden bahsediyor. Demek ki yaptığımız işlerin başarısızlığı, yaptığımız işlerin beceriksizliği, yaptığımız işlerin sonuç bakımından bizlere bir fayda sağlamadığını gördüğümüzde kendimizi bir sorgulayıp ve hayatımıza bakarak niçin bunların başımıza geldiğini bir düşünmemiz lazım. Bundandır ki işte ben artık imanımdan zevk alamıyorum, namazımdan zevk alamıyorum, namazlarımı kılıyorum ama unutuyorum, durmadan sehiv secdesine gidiyorum, durmadan dalgınım, durmadan unutkunum gibi sözler çoğalmaya başlıyor. Biz Allah Subhanahu Teala'nın dinini eğer bir hobi tarzında, bir slogan tarzında eğer yaşıyor isek bundan bugünkü toplumun nasıl İslam'dan lezzet alamadığı gibi biz de tevhidden, biz de bu dinden asla ve asla lezzet alamayız. Alamayız. Allah Subhanahu ve Teala bizlere bu yeryüzünde birçok sorumluluk vermiştir. Ömrümüzü nereye harcayacağımızdan, nereden malı kazandığımız, kazandığımız malı nereye harcadığımıza kadar, ilmimizle amel etmiş miyiz yahut bu vücudu nerelerde harcamışız, nerelerde eskitmişiz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in de haber verdiği gibi Allah'ın bütün bunları kıyamet günü bizlere soracağından, hatta bunları sormadan bir yere ayrılamayacağımızdan da bahsediyor. Bu yüzden demek ki ömrümüzü ne kadar İslam için yahut aldığımız parayı ne kadar kendimiz yahut ne kadar dinimiz için harcıyoruz yahut bu bedeni nerelerde ne kadar İslam için ne kadar kendi nefsimiz için eskitiyoruz ya da aldığımız öğrendiğimiz ilimleri nerelerde kullanıyoruz. Bu yüzden bunları iyi düşünmemiz gerekli. Şimdi sen aldığın ilmi eğer insanlara aktarmıyorsan, sadece kendin ve ailen için kullanıyorsan, bir gün Allah'ın Resulü'nde dediği gibi kıyamet günü hiç tanımadığınız bir insan sizin yakanıza yapışır ve siz ona şunu söylersiniz. Yani ben seni hayatımda dahi görmedim. Ben seni hiçbir zaman tanımadığım halde bunu bana niye yapıyorsun dediğinde, sen beni kötü işler yaparken gördüğün halde uyarmadın. Sen beni kötü işlerden men etmedin. Sen beni kötü işlerden uzaklaştırmadın diye sitemiyle, azarlamasıyla karşılaşırsınız. Allah Subhanahu ve Teala'nın katında durumumuzun ne olacağını bilmiyoruz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den bugüne kadar yeni bir dönem başlatılmış ve bu yeni dönemin kitabı olarak da, anayasası olarak da Kur'an seçilmiş. Yani Allah Subhanahu ve Teala bizi yeni bir döneme, yeni bir peygamberin, yeni bir kavmi, yeni bir ümmeti olarak yaratmış ve biz bugün imtihan sahasındayız. Bizler Allah'a iman ettiğimizi söylesek de, peygambere iman ettiğimizi söylesek de, kitaba iman ettiğimizi söylesek de, namaz kılsak da, oruç tutsak da, inanın bütün bunlar bizi kurtarmaz. Eğer biz bu söylediğimiz sözleri eğer slogan olarak yaşıyor isek, içi boş olarak yaşıyor isek bizleri kesinlikle kurtarmaz. Allah'ın Resulü'nde dediği gibi Allah sizin mallarınıza ve dış görünüşünüze bakmaz. O sizin kalplerinize ve yaptığınız amellere bakar. Allah'ın Resulü burada bize ihlas ile bir işi yapmamızdan bahsediyor. Yani yapılan amel Allah Subhanahu Teala'nın dininde meşru olması gereklidir ve bu ameli ihlas ile, samimiyetle, içtenlikle yapmamız gereklidir. Demek ki amellerimizde ihlas olmazsa bizler bu dinde ilerleyemeyiz. Bu dinde lezzet alanlardan olamayız. İmanından tad alanlardan olamayız. İkincisi Allah Subhanahu Teala'ya teslim olmamız, Allah Subhanahu Teala'ya tevekkül etmemizdir. Allah Subhanahu ve Teala kitabında birçok yerde Allah'a tevekkül edin diyerek birçok yerde Müslümanları uyardığını görüyoruz. Tevekkül konusunda ise yaptığımız bir işin sonucu konusunda ne kadar korksak da, ne kadar çekinsek de yaptığımız iş eğer Allah Subhanahu Teala'nın dininde meşru olan bir iş ise Allah Subhanahu Teala'ya tevekkül edin.
edip gözümüz kapalı o işi yapmaya gayret edip o işi yapmaya devam edeceğiz. Biz bunu yapar isek yaptığımız iş başarısızlıkla sonuçlandığını görsek dahi ki bu bize göredir. Allah Subhanahu'nun katında başarısızlık veyahut başarı belirlenir. Yani bizler başarısız olarak görebiliriz bazı şeyleri ama o Allah Subhanahu'nun katında bizim için hayırdır. Allah Subhanahu'nun katında başarmışızdır. Bizler tevekkül etmediğimiz takdirde, ihlas ile hareket etmediğimiz takdirde bugün bu eleştirdiğimiz toplumdan olmamamız kaçınılmazdır neredeyse. Çünkü bu toplum Allah'a iman ettiğini söyleyen ama Allah Subhanahu'nun kitabını, Allah Subhanahu'nun Resulüne uymayan, Allah'ın peygamberine inandığını söyleyen lakin hayatına peygamberi sokmayan, Allah'ın kitabını iman ettiğini söyleyen ama Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabına değer verenlere değer vermeyen ve değer veren insanları bu laik rejim içeriye doldurduğunda, bu laik rejim bu insanlara zulmettiğinde onlar bu laik, bu küfür devletine hak veren, bu küfür devletinin yanında olan kimseler olarak kitabın da içinde bulunan hükümlere de tamamen uymayarak bu kitaba değer vermeyen insanlar oluyorlar. Aynı şekilde namazlarını kılsalar dahi, zekatlarını verseler dahi dinden nasibi olmayan kimseler durumundalar. Niye? Çünkü bütün halleriyle münafıkların münafıklık özelliğini tamamen üzerlerinde taşıyorlar. Hem Allah Subhanahu Teala'nın dinindeniz, Allah Subhanahu Teala'ya iman etmişiz diyorlar ama hayatlarına baktığın zaman tamamen kafirlerden, tamamen münafıklardan farksız bir hayat yaşamaktalar. Eğer böyle olmasaydı hiç Müslümanlara karşı düşmanlık yaparlar mıydı? Yapmazlardı. Çünkü onlar eğer İslam'ı bilmiş olsalardı bizlerin de kimler olduğunu bilirlerdi. Kendilerinin de bulundukları durumun ne kadar pis bir durum olduğunu görürlerdi. Bugün onlar Allah'a iman ettiklerine güveniyorlar. Resul'e iman ettiklerine güveniyorlar. Kitaba iman ettiklerine güveniyorlar. Namaz kıldıklarına veyahut zekat verdiklerine güveniyorlar ama bunlara güvenmeyin. Çünkü aynı şekilde bu amellerle Allah Subhanahu Teala'nın katına çıkan bir insandan Allah'ın Resulü bahsediyor ki Allah'ın Resulü kıyamet günü birilerinin Allah'ın karşısına çıktığından ve Allah Subhanahu Teala'nın da onlara nimetlerinden bahsettiğinden bahsediyor. Allah Subhanahu Teala'nın karşısına aldığı kula Allah Subhanahu Teala diyor ki ben sana mal vermedim mi? Ben sana göz vermedim mi? Evlat vermedim mi? Zevce vermedim mi? İkram etmedim mi? Diyerek birçok konu hakkında ona lütfettiği, ikram ettiği şeylerden bahsederek ondan bu konu hakkında bir cevap bekliyor. O kişi de diyor ki evet Rabbim bütün bunları verdin bana. Allah Subhanahu Teala devamla diyor ki peki bugün benimle karşılaşacağını düşünmüyor muydun? Karşısındaki kişi de der ki hayır Rabbim ben bugün seninle karşı karşıya geleceğim konusunda bir düşünce sahibi değildim. Allah Subhanahu Teala der ki sen beni nasıl dünyada unuttuysan ben de bugün seni unutuyorum. İkinci kişi de aynı şekilde geliyor, aynı muameleye tabi tutuluyor. Lakin üçüncü kişi hem bize hem de bu toplumda olan insanlara fazlasıyla benziyor. Ben bu rivayeti okurken sadece bu toplumdan da bahsetmiyorum. Biz kendimiz de acaba bu rivayete muhatap mıyız diye düşünmenizi istiyorum sadece. Eğer bizler aklımızı kullanmaz, eğer bizler Allah Subhanahu Teala'nın dinine bağlı kalmaz, halis bir şekilde davranmaz, Allah Subhanahu Teala'ya tevekkül etmez isek, bugün söylediğimiz tevhiddir, şirktir, tağuttur, bütün bu sözler eğer slogan haline gelirse, birazdan anlatacağım kişiden farkımız olmayabilir. Allah Subhanahu ve Teala üçüncü kişiyi de alır karşısına ve sorar. Bu kişi ilk olan iki kişiden farklı cevaplar vermeye başlar. Allah Subhanahu ve Teala der ki, ben sana ikram etmedim mi, ben sana mal vermedim mi, ben sana çocuk vermedim mi, ben sana zevce vermedim mi diye verdiği şeyleri sıralar ve karşısındaki kişi de der ki evet Rabbim bunları bana verdin. Peki sen benimle karşılaşacağına dair hiç düşünmüyor muydun der Allah Subhanahu ve Teala. Karşısındaki kişi de der ki evet Rabbim ben seninle karşı karşıya geleceğime dair düşünüyordum. Ben seninle karşılaşacağımı biliyordum. Ben Rabbim Allah'a sana iman ediyordum. Ben peygamberine iman ediyordum. Ben kitaplarına iman ediyordum. Ben namaz kılan bir insandım. Ben zekat veren bir insandım. Allah Subhanahu ve Teala bu konu hakkında der ki peki bu söylediğin şeylere lehine getirebileceğin bir şahit var mı? Der ki Rabbim ben bu konu hakkında bu söylediklerime lehime şahit getiremem. Allah Subhanahu Teala der ki ben senin aleyhine şahit getireceğim. Allah Subhanahu Teala ağzını mühürler ve bedenine der ki konuş. Allah Subhanahu Teala o bedeni konuşturduğunda bedeni der ki bir münafıktan başkası değildir de. Şimdi Allah rızası için soruyorum. Hani Allah'a inancınız? Hani peygambere inancınız? Hani kitaba olan inancınız? Hani kıldığınız namazlar? Hani zekatlar? Çünkü sizler bunların içini boşaltmış bir slogan haline getirmiştiniz. Sizler hem Allah Subhanahu ve Teala'nın sınırını korumadınız hem de Allah Subhanahu ve Teala'nın sizin üzerinizde olan hakkını unuttunuz ve Allah Subhanahu ve Teala'nın sizi ilk yarattığı zamanda ona şirk koşmayacağınıza dair, ona ondan başka Rab edinmeyeceğinize dair verdiğiniz sözleri bozdunuz.
İşte bu sözlerin bir insanı kurtaramayacağına dair delilimizdir. Şimdi kendimize bir soralım. Gerçekten bizler tevhidi, tağutu, şirki insanlara anlatırken bunları slogan haline mi getirmeye başladık? Sadece insanlara hep konuşarak konuştuğumuz şeyleri yapmayan kimseler haline mi geldik? Bunları Allah rızası için düşünelim. Bizler tevekkül sahibi, ihlas sahibi ve sabreden kimseler olur isek şeytanın elinin uzanamadığı halis kullardan olmuş oluruz. Ve Allah subhanahu ve teala'nın halis kullarıma dokunamayacaksın ey iblis dediği kullardan oluruz. Bizler tevekkül eder isek Allah subhanahu ve teala yaptığımız işlerde bizleri rezil etmez. Bizleri yeryüzünde alçalmış, yeryüzünde rezil olan insanlardan kılmaz. Allah subhanahu ve teala'nın Allah sabredenleri sever sözüne de muhatap oluruz. Bizler eğer tevekkül edersek Allah subhanahu ve teala'ya karşı yaptığımız işlerde, aldığımız kararlarda Allah'ın izniyle bir başarıyla karşılaşırız. Bizler Allah subhanahu ve teala'ya tevekkül etmediğimiz takdirde ise tam tersi olarak hayatımızda birçok başarısızlıkla, birçok yenilgiyle karşılaşacağız. Bizler tevekkül eder isek Allah'ın yardımını tevekkül etmez. Yaptığımız işlerde Allah subhanahu ve teala'ya güvenmez isek de yaptığımız işlerin sonucunda elbette başarısızlığı ve zararı tadacağız. Bizler eğer Allah subhanahu ve teala'ya tevekkül eder isek, Allah subhanahu ve teala'ya dayanır, Allah subhanahu ve teala'ya güvenir isek Allah subhanahu ve teala bizler yardım edecektir. Allah'ın Resulü geçmişte İsrailoğullarından iki kişiden bahseder. Ve bunlardan birisi Allah subhanahu ve teala'ya tevekkül eden, Allah subhanahu ve teala'ya güvenen, işlerinde Allah subhanahu ve teala'yı şahit tutan, Allah'ı vekil tutan bir kimsedir. Allah'ın Resulü İsrailoğullarından iki kişiden bahsederek diyor ki, İsrailoğullarından iki kişi vardı. Birisi 1000 dinar kadar bir paraya ihtiyaç duydu ve borç alacağı kişiye ulaştı. Ondan 1000 dinar borç istedi. Ve borç istediği kişi dedi ki, benim sana bu parayı verdiğime dair bir şahit getirebilir misin? Ben sana bu parayı vereceğim lakin sen bu para hakkında bana bir şahit getirmelisin. Benim sana parayı verdiğime dair bir şahit tutmalıyız. Borç isteyen kişi de dedi ki, Allah benim şahidimdir. Eğer kabul ediyorsan parayı ver. Borç verecek kişi de diyor ki, bari bir vekil getir. Yani ben parayı sana vereceğim lakin hiç değilse bir vekil olsun. Yani senin bu konu hakkında parayı aldığına dair bir vekilin olsun ki ben senden sonra o kişiyi bulabileyim. O da diyor ki, benim için vekil Allah'tır. Adam da ikisini de kabul ediyor. Şahit olarak Allah'ı kabul ettim, vekil olarak da Allah'ı kabul ettim diyerek bu parayı, 1000 dinarı o kişiye veriyor. Bu adam da işi gereği bir yolculuğa çıkıyor ve parayı verme zamanı geldiğinden kendisi ulaşmak istediği yere gitmek için bir limana gidiyor. Ve limana gittiği zamanda da ulaşmak istediği yere dair bir gemi bulamıyor. Tabi adam ulaşamadığı gibi aklına bir şey geliyor. Diyor ki, ben bir odunun içine ovayım, o odunun içine borcumu koyayım ve yanına da bir mektup koyayım. Ve bu şekilde denize salayım, o da inşallah yolunu bulur ve bu şekilde sahibine ulaşır düşüncesiyle bunu fiile döküyor. Şimdi Allah rızası için bu adamın güvendiği şey deniz mi? Bu adamın güvendiği şey odun mu? Bu adamın güvendiği şey ne? Bu adamın güvendiği şey Allah. Yani öyle bir şekilde Allah'a subhanahu teala tevekkül etmiş ki yapacağı şeyin ne kadar mantıksız dahi gözükse güvendiği varlığın onu yanıltmayacağını, onu yalnız bırakmayacağını inanarak bu düşünceyle harekete geçiyor. Ve aynı şekilde düşündüğü şeyi yapıyor, denize gidip bırakıyor. Ve daha sonra bir gün ona borç veren kişi vadesi yaklaştığından dolayı onu başka bir limanda belli bir zaman bekledikten sonra bakıyor ki gerçek manada borç verdiği kişi gelmiyor. Ve tam dönüp gideceği zaman bir de bakıyor ki denizin kıyısında bir odun parçası. Evde yakmak amaçlı iniyor ve o denizden o odun parçasını alıyor. Evine götürüyor. O odun parçasını keseyim derken bir de bakıyor ki içinde 1000 dinar ve yanında bir mektup. Daha sonra borcu alan kişi bir gemi bularak ulaşmak istediği yere ulaşıyor ve daha sonra da borç aldığı kişinin yanına geliyor. Ve tekrar 1000 dinarı onu uzatırken diyor ki, sen bana bir şey göndermiş miydin? O da diyor ki, ya ben gemi bulamadım şahsen. Hani ben gemi bulamadığım için senin borcunu ödeyemedim. Nasıl sana bir şey göndermiş olayım diyerek yaptığı fiili unutuyor. Daha sonra da o karşısındaki kişi buna bunu hatırlatıyor. Daha sonra da fazladan vermek istediği 1000 dinarın kendisinin olduğunu ve kendisinin gönderdiği şeyin kendisine ulaştığını belirtiyor. Allah subhanahu ve teala bizleri yalnız bırakmaz. Bizler Allah subhanahu ve teala'ya eğer tevekkül edersek, Allah subhanahu ve teala'yı yüceltir, Allah subhanahu ve teala'ya yakınlaşmak için yaşar isek o bizi yalnız bırakmaz. Kötülük bizim nefislerimizden olan şeylerdir. Hayır ise Allah subhanahu ve teala'nın katından olan şeydir. Bizler yaptığımız işlerde eğer ihlasımız yok ise, bizler yaptığımız işlerde Allah subhanahu ve teala'ya karşı tevekkülümüz yok ise, gerçek manada başarının ne kadar nedenli olabileceğini daha çok anlamış oluruz. Allah subhanahu ve teala'ya eğer güvenirsek, Allah subhanahu ve teala'ya dayanırsak, Allah bizi yalnız bırakmaz.